Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün Fransızca'da DELF B2 sınavına girecek olan öğrencilerimizi ve takipçilerimizi çok ilgilendiren bir videoyla karşınızdayım. DELF B2 sınavına girmeden önce öğrenmiş olmanız gereken konular nelerdir? Bugünkü videomuzda bunları size anlatacağım. Böylelikle kendinize bir checklist oluşturabileceksiniz. Bu videoya kadar hem A1 hem A2 hem de B1 seviye DELF sınavlarını nasıl geçeceğinizi anlatan videolar yapmıştık. Bu yaptığımız serinin son videosu olacak ve B2 seviye sınavdan geçmeden önce yüksek puanlar alabilmeniz için hangi konuları öğrenmiş olmanız gerektiğini bu videoda sizlere anlatacağım. Bunu benden Instagram takipçilerim çok fazla istediler. Kendilerine de buradan çok çok selam söylüyorum ve teşekkür ediyorum bu güzel video önerileri için. Bu videoyu sizler için özellikle de B2 seviyesinde olan öğrencilerim için hazırladım. Dediğim gibi amacımız, gerçek amacımız hiçbir zaman DELF sınavından yüksek puanlar almak değil. Gerçek amacımız gerçekten Fransızcayı düzgün ve doğru bir şekilde konuşabilmek, öğrenebilmektir arkadaşlar. Bugünkü yaptığımız videoyu eğitimde olan arkadaşlarım zaten biliyorlar. Çünkü bugünkü videoda sizlere ne anlatıyorsam eğitimde hepsini tek tek en ince ayrıntısına kadar sizlere zaten öğretiyorum arkadaşlar. Özellikle de eğitimimize henüz katılmayan öğrencilerimiz ve takipçilerimiz için bu video çok işe yarayacaktır. Hadi başlayalım. B2 seviye DELF sınavına girmeden önce öğrenmiş olmanız gerekenler. Burada ekranda gördüğünüz konuların hepsini öğrenmelisiniz arkadaşlar. Bu bir konu anlatımı değildir. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda konu anlatımları çok fazla yapmıyoruz. Fransızca eğitimlerimiz bizim kendi eğitim platformumuzda oluyor. Eğitimlerimize katılarak bütün bu konuların en ince ayrıntısına kadar öğrenebilirsiniz. Şimdi ilk olarak, eğer ki B2 seviye sınava girecekseniz tabii ki de karşınıza çıkacak olan sorular sadece B2 olmayacak arkadaşlar. Şu ana kadar öğrendiğiniz her şeyi test edecekler ve karşınızda hem A1 hem A2 hem de B1 seviye konular, cümleler çıkacaktır. O yüzden bu sınava girmeden önce A1, A2 ve B1 seviyede gördüğünüz konuların tümünün en ince ayrıntısına kadar bilmenizi öneriyorum sizlere. Çünkü gerçekten çok çok önemli konuları görüyorsunuz bu seviyelerde. Konuları bildikten, emin olduktan sonra artık B2 seviyesinde öğrendiğiniz konulara geçiyorsunuz. Peki B2 seviyesinde neleri öğreniyorsunuz? Mesela être fiili. Biliyorsunuz être fiili Fransızca'da olmak demektir. Ama bu fiil ilerleyen seviyelerde daha farklı kalıplara bürünebiliyor ve bu kalıpların tümünün öğrenilmesi gerekiyor. Özellikle de être fiil ile ilgili bir örnek verecek olursak, mesela ne diyelim? Hazırlamak, préparer, hazır edilmek ise être préparé'dir. Mesela ne diyelim? Le plat, je prépare le plat. Yemeği hazırlıyorum. Le plat est préparé dersek yemek hazırlandı olur arkadaşlar. Hazırlamak, hazırlanmak. Giymek, giyinmek gibi anlamları var être fiilini ve bunların tümünün öğrenilmesi gerekiyor. Biraz karmaşık. Sonrasında ise biliyorsunuz B1 seviyesinde ve A2 seviyesinde az da olsa pronom personelleri görüyorsunuz ve B2 seviyesinde geldiğiniz zaman bu pronom personellerin hem geçmiş zaman hem gelecek zamanda, özellikle de être ve avoir yardımcı fiiliyle kullanılan zamanlardaki çekimlerini öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar çok zorluyorlar ve bu çekimlerin doğru bir şekilde kullanabilmeniz sizlere çok yüksek puanlar verecektir. Çünkü emin olun bunların doğru çekimlerini gerçek Fransızlar bile çok nadiren doğru yapıyorlar. Hatta Fransız gençlerinin girdiği sınavlarda da hep karşılarına bunlar çıkıyor. Düşünün arkadaşlar. O yüzden bunları yapabilmeniz çok çok önemli. Gérondif,
Jargon Jif konusu neden bilmiyorum ama özellikle de Türkiye'den bana ulaşan, Türkiye'den beni arayan Uluhan Hocam, ben eğitiminize katılacağım ama eğitiminizde Jargon Jif var mı? Varsa katılacağım diyen çok fazla öğrenci var. Neden bilmiyorum ama Jargon Jif konusuna karşı biraz ön yargıları var Türkiye'de yaşayan öğrencilerimin. Merak etmeyin, Jargon Jif konusu çok kolay bir konu arkadaşlar ve bu konuyu öğrenmeniz gerekiyor. Kondisyonel. Kondisyonel öyle olursa böyle olur, şöyle olursa böyle olmaz gibi kondisyon bildiriyor arkadaşlar. Bir şart bildiriyor. Şart bildiren zamanların şimdiki zamanı ve şart bildiren kondisyonellerin geçmiş zamanlarını öğrenmeniz gerekiyor. Sonrasında COD ve COI var. Bu da çok fazla karıştırılıyor ve çok fazla göz korkutuyor. Göz korkutmasın arkadaşlar. Bu çok kolay bir konu aslında. Tamamen mantık içeren bir konu bu. Aslında COD, COI konusu Fransızcanın en başından beri bizim karşımıza çıkıyor. Ama biz bu cümlelerin bazılarının COD, bazılarının COI olduğunu bildikten sonra ya bu nasıl olur dercesine kafamız bir anda karışmaya başlıyor. Ama bu karışıklığa hiçbir neden yok. Çünkü COD ve COI siz farkında olmasanız bile zaten karşınıza A1, A2 ve B1 seviyelerinde çıkmıştı. Sadece B2 seviyesinde bazı cümlelerin COD, bazı cümlelerin COI olduğunu öğreniyorsunuz. Bu kadar basit. Ve son olarak Prono Relatif. Öğrencilerimin de sonradan Fransızca öğrenmek isteyen herkesin en çok korktuğu ve belki de en çok yanlış yaptığı konulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bunlar bağlaç. İki tane cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlaçlar. Ki, kö, u ve don bağlaçlarını görüyoruz B2 seviyesinde. Bunları doğru şekilde kullanmak, kullandıktan sonra düzgün artikellerini yazmak, kurallarını bilmek ve özellikle de yapabiliyorsanız don bağlacını tam olarak anlamanız gerekiyor. Çünkü don bağlacını eğer ki karşınızdaki kişiyle konuşurken kurduğunuz cümlelerde kullanırsanız sizin Fransızca seviyenizin gerçekten yukarı olduğunu düşünecektir. Çünkü don Fransızların bile konuşurken çok nadiren telaffuz ettiği bağlaçlardan bir tanesi. Bu bağlacı kullanan B2 seviyesinden çok yüksek puanlar alacaktır. Umarım video faydalı olmuştur size ve kendinize bir checklist yapabilmişsinizdir. Bu konuların tümünü biliyorsanız B2 seviye DELF sınavından yüksek puanlar alabilecek seviyeye gelmişsiniz demektir. Videonun başında da söylediğim gibi bu konulardan önceden sizlere yaptığım A1, A2 ve B1 seviye konuları da bakarsanız, o checklistlere de bakarsanız öncelikle onlara bir bakın, hatta onlarda anlamadığınız bir şeyler var mı diye, onlarda anlamadıklarınız varsa tekrardan revize yapın. Yoksa B2 seviyeye geçin ve oradaki checklisti yaptıktan sonra oraya bir bakarsanız acaba anladığınız, anlamadığınız yerler var mı? Varsa hemen anlamaya çalışmalısınız arkadaşlar. Çünkü B2 seviye DELF sınavı demek Fransa'nın sizlere vereceği en prestijli diplomalardan bir tanesine sahip olabilmek demek. Umarım herkes bu diplomalara sahip olur. Eğitimlerimize katılan ve eğitimlerimize katıldıktan sonra DELF sınavına giren öğrencilerimiz hangi seviyeye girerlerse girsinler hepsi başarılı oldular. %100 başarıyla gidiyoruz. Allah şaşırtmasın. İnşallah bundan sonra katılacak olan öğrencilerimiz de bu DELF sınavlarına en yüksek puanlarla bana mesaj atarlar. Ulan hocam sayenizde bu DELF sınavını geçtim diye. Gerçekten bu güzel mesajlarınız beni motive ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Artık bir sonraki videomuzda Instagram sayfamızda, WhatsApp numaramda veya online eğitimlerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.